RPM'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni aracımıza bakacağız. Opel Astra J ile 2015 model hatchback vedalaştık ve yerine yine yeni bir Opel geldi. Hadi bakalım hemen aracı görelim. Sonra sürerken sizlere anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Crossland aldık. Sıfır almak nasip oldu. Dilerim her isteyene de nasip olur. Araç Essential boş paket. Edition'dan niyetlenip Essential almış olduk. Şöyle dışarıdan aracı göstereceğim. Biraz detayları sürerken anlatmak istiyorum. Önden baktığımızda led farlarımız var. Boş paket olmasına rağmen sis farlarımız var. Krom çıtalar güzel. Şuralarda ve burada var. Burada da yeni Opel diline ait elektrikli araç hissiyatı veren yeni ızgaramız var. Yan tarafa geçtiğimizde B-Crossover bir araç. Çamurluk üstlerinde dodikleri ve kapı çıtalarını görüyorsunuz. Yandan bakınca bir SUV hissiyatı var. Boş paket olduğu için üstte tavan barları yok. Ek olarak siyah tavan paketi de yok. Edition'larda bu da oluyordu. Ben farklarını anlatmayayım. Bu aracı anlatayım sizlere. Farklarını da birazdan anlatayım. Öyle söyleyelim. Siyah bir aynamız var. Kapı kolları arabanın renginde. Geniş bir yakıt tankımız var. Şöyle göstereyim. Dizellerde burada AdBlue da oluyor. Burada boş. 45 litrelik bir yakıt tankımız var. Aracın arkasına gelecek olursak, normalde 2 yıl önce de Crossland X'lere bakardım. Crossland X'te aracın ön yüzü eskiydi. Şu an yenilenmiş oldu ve X eki gitmiş oldu. Artık Crossland diye geçiyor. Arka yüzünü başta sevmesem de gide gele alıştım ve aldığımda da artık hoşuma gidiyor. Biraz böyle sinirli bir bakışı var gibi aracın. Başta farklı geliyor. Dürüst olayım, ben de öyle düşündüm. Sonradan alıştık diyelim. Arkası bu şekilde. Crossland yazısı güzel. Artık boş pakette de geri görüş kamerası oluyor. 2022 alacaklar, buna dikkat etsin. 2022 olmasına rağmen geri görüş kamerası olmayanlar da var. Tabii ki de RPM logomuzu hemen taktık. Bagaja bakacak olursak, 410 litrelik geniş bir bagajımız var. Şöyle göstereyim kullanışlı. Şurada bir aydınlatmamız var. Askı kısmımız var. Burada da bir askımız var. Yangın söndürme tüpü sıfır araç olduğu için geliyor. Alta baktığımızda da şöyle. Stepnemiz yok. Kitimiz var onun yerine. Ve bir kompresör var. Bu şekilde lastik tamir kitiyle geliyor. Burada ince bir kumaş var. Sert bir pandizot gibi bir şey yok. Ama güzel. Trimler gözükmüyor şurada. İç kısımda en azından gözüken bir yer yok. Bagaj kapağımızda ise kasayı görüyoruz. Kırmızı renk güzel duruyor. Tek tutma kolumuz var. Bagajı bu şekilde. Bagaj kapağı açıkken çok hoşuma gidiyor. Biraz 3008 lambalarını andırıyor gibi geliyor bana. Yanlar bu şekilde. Şöyle kapatalım. Ağır bir kapağımız var bu arada. Kapattığımızda da tekrar görüntümüz bu şekilde. Boş paket olduğu için ön ve arkada gri tampon ekleri yok. Tekrar yana geldiğimizde ise Bridgestone Turanza lastiklerle geliyor. Şöyle yakından göstereyim. Ya bilmeyenler alaşım jant zannedebilir. Gerçekten karşıdan öyle duruyor. 205-60-16 lastik ölçülerimiz var. Ön arka disk fren bu arada boş pakette de. Hemen aracı çalıştırıp size farlarını da göstermek istiyorum. Arkaya baktığımızda solda sis farımız, sağda geri vites lambamız var. Arkası halojen bir aydınlatma. Öne geçecek olursak, beyaz sis, beyaz gündüz farları var. Şöyle, tabi sabah ne kadar belli bilmiyorum ama üst tarafta şerit takibini yapan donanımımız da bulunuyor boş pakette. Bir de bunu göstermek istiyorum. Kaputun için çok merak ediyorsunuz. Boş pakette bile amortisörlü kaputumuz var. Bu da çok güzel. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi tertemiz duruyor. Bu da hoş. Ufak motorumuz da gayet güzel dizelimde. Aracın motor bölümü de bu şekilde. Dışarıdan böyle. Dışarıdan da çok fazla boş hissettirmiyor açıkçası. Şimdi içeriye gelin. Size içeriği gösterelim. Önce arka diz mesafesini göstermek istiyorum. Kapıyı açtığımızda buralar hep sert plastik açıkçası. Ama bir Opel tokluğu var. Araç olduğu yerde çalışıyorken 3 silindirin hafif bir sarsıntısı olabiliyor. Şu an kapıdan hissediyorum mesela. Buralarda herhangi bir kaplama yok arkada. Arkaya bakacak olursak da şu şekilde. Hemen binelim. Şimdi 1.81 boyla oturuyorum. Önde 4 parmak mesafe var sürücü koltuğunda. Ona rağmen arkada şöyle göstereyim. Şuradaki çukur yerden, oyuk yerden bakarsak 3 parmaklık mesafe var. Arkası gerçekten rahat ve 3 kişi oturabilirsiniz. Ayrıca B-Crossover olması sebebiyle de gördüğünüz gibi, yani 5 parmaktan fazla bir baş mesafem var. 1.81 boyla, tekrar hatırlatmış olayım. Arkası gayet konforlu bu şekilde. 3 baş dayamamız var. Üstte bir tavan aydınlatmamız var. Ön arkada da var. 3 tane kapı tutamakları var. Sadece şoföre konmamış durumda. Arka görünüm de bu şekilde. Arkadan önü görmek isterseniz de şöyle gösterelim. Ve şimdi öne geçelim. Evet, içeriye baktığımızda buralar B sınıfı olduğu için sert. Şurada bir kumaş ve kolumuzu koyduğumuz yerde bir kumaş var. 4 cam tek seferde açılıp kalkabiliyor. Tam otomatik. Ayna kontrolü. Buradan ayna kapama yok. Sol tarafta çok fazla derin olmayan ama uzunlamasına geniş bir kapı gözümüz var. Sola tekrar bakacak olursak Opel Astra'da da bu göz vardı. Kapaklıydı. Burada açık bir şekilde yapılmış. Sis farlarımız var. Far yükseklik ayarımız var. Ve iç aydınlatma ayarımız var. Şöyle direksiyona bakacak olursak deri bir direksiyon var. Boş pakette bu gayet güzel. Opel'in uzun süredir yaptığı gibi hız sınırlandırma ve sabitleme de boş pakette sunulmuş. Şurada gri plastik güzel spor his veriyor. Yine aynı şekilde şuradaki detaylar. Sağ taraftan da multimedya kontrolünü yapabiliyorsunuz. Telefonunuz bağlıysa sesli kontrolü de buradan kullanabiliyorsunuz. Göstergeye bakacak olursam gayet sade ve anlaşılır bir gösterge var. Solda devir saatimiz, sağda hız göstergemiz, üstte hararet ve benzin göstergemiz var. Menüde ise bize neler sunuyor? Şöyle gösterelim. Trip metremiz var. Benzinliğe kalan mesafeyi gösteriyor. Anlık yakıt tüketimi var. Hız ortalamamız var. Bir de ortalama ne kadar yaktığımızı gösteriyor. 40 kilometrelik şehir içi şehir dışı karışık bir yolda 100 kilometrede 6.4 litrelik bir değer elde ettim. Az önce sıfırladım ve şu an durduğu yerde klima çalışıyor olarak 10 litreyi göstermesi normal tabi. Bu arada şöyle otomatik sileceğimiz de var. Şuradan görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Oto cam silme aktif yazdı. Bu şekilde otomatik cam silecek modumuzun da olması güzel. Yani boş pakette hem otomatik var hem otomatik silecek modumuz var. Multimedya'ya bakacak olursak şöyle gösterelim hemen. Ses, projeksiyon, ayarlar, galeri, telefon, klima olarak geçiyor. Klimayı bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Aynı şekilde şuradan menüye basarak da burayı açabiliyorsunuz. Dokunmatik olarak klima kontrolü var. Boş paket olmasına rağmen çift taraflı klimamız var dijital olarak. Bunun dışında şöyle bakarsak telefonu Bluetooth'ta bağlayıp multimedyayı kullanabiliyorsunuz. Ama haritayı oraya aktarmak istiyorsanız kablo ile bağlantı gerekiyor. Dörtlü ve kapı kilidinin yeri de güzel konumlandırılmış. Ortaya bakacak olursak şurada ESP tuşu, lastik basınç tuşumuz var. Şerit ihlal uyarı ve start stop tuşumuz burada mevcut. Otomatik vites güzel. EAT 6 şanzıman. 6 ileri tam otomatik bir vitesimiz var. Ortada 2 bardaklığımız var. El freni 7 şeklinde. Üstten de tuşu var. Ve kol dayamamız bu şekilde ince ama gözü olmayan bir yer. Ortada da ufak bir göz açık şekilde konumlandırılmış. Boş pakette koltuklarımız bu şekilde desenli. Şurada bu plastik de güzel detay. Üst konsol yumuşak bu arada. Torpidoya bakacak olursak da şu şekilde derin gayet kullanışlı bir torpidomuz var. Üstte boş pakete rağmen otomatik kararan dikiz aynamız var. Aydınlatmalı güneş siperliklerimiz mevcut sağ ve solda. Üst tarafta da lambaları yakabiliyoruz. Açtığımızda arka tarafı da yakmış oluyor o güzel. Emniyet kemeri ve hava yastığı ikazlarımız da mevcut. Şimdi sizleri kafama alayım ve sürüşüne bakalım. Bu arada söylemeyi unuttum. Şurada otomatik farı devre dışı bırakmak için de bir tuşumuz var. Bunun dışında ön göstergeyi yine bu sol koldan kontrol ediyoruz. Evet, şimdi şöyle içine baktığımızda Opel Insignia'dan ya da işte Astra K'dan bildiğimiz multimedya yeniden buraya konmuş. Direksiyon aynı şekilde. Opel Mokka'da ve yeni Astra'da biliyorsunuz ki ön göğüs yenilendi. Şu an Opel yetkililerine göre Crossland'da böyle bir yenilik yapılacak mı henüz belli değil. En azından bilgi yok diyebilirim. Ama ön yüzü aracın yenilenmiş. Eski haliyle Crossland X olarak geçiyordu. 60'la şöyle viraja girelim. Süspansiyonlar bana bir tık sert geldi diyebilirim. Aracın yüksek yapısı da biraz etkiliyor sanırım. Opel Astra'dan sonra bana biraz daha farklı geldi. Ama yol tutuşu B SUV'ların içinde güzel. Birçoğunu kullandım. Yine bir Opel farkı var gibi hissediyorum ben. Tabii daha araç çok yeni. Henüz 100 kilometremizi yeni yapacağız. O yüzden kullandıkça daha net yorumlar yapabiliyor olurum size. Şimdi aracın gücüne gelecek olursak 130 beygir ve 230 Nm tork, 1200 hatta 1300'e yakın bir ağırlığı vardı aracın. Yeni Astra L'de de bu motor kullanılıyor ki onun da videosunu çekmiştik. Kanalda mevcut, izleyebilirsiniz. Motor fazlasıyla tatmin edecektir. Kitapçık verilerine göre bakacak olursak 5.9 litre şehir içinde, 4.9 litre karma, 4.4 litre de uzun yolda tüketim gösteriyor. Ben dediğim gibi bugün 60 kilometreye yakın bir yol yaptım. Taşlar dökülüyor ya, hayret bir şey. Şöyle aramızı açalım da çizmesin arabamıza. Nefret ediyorum, şöyle önlem almadan sürüyorlar ya, üstünü kapat kardeşim dökülüyorsa. Evet, bugün dediğim gibi 60 kilometrede 6.5 litreleri gördük 100 kilometrede. Gene kullandıkça belli olur. Daha 100 kilometrelik bir araçtayız şu an için. Rodaj sonrasında da gerçek değerleri görüyor olacağız yüksek ihtimalle. Özet olarak ben motoru sevdim. Araç giderken çok fazla motor sesi almıyor. Bir tık lastik sesi var diyebilirim. Ve durduğu yerde de her zaman yapmıyor. Motor ısınınca yapmıyor sanki ama motor soğukken olduğu yerde sanki ara mı diyeyim artık bilmiyorum. bir 3 silindir sarsıntısı hissediliyor gibi geldi bana. Yine dediğim gibi kullandıkça bakarız. Bu arada 1 yıl ya da 15.000 kilometre sıradaki bakımı için, ilk bakımı için rotamız olacak bizim. Garantisi 3 yıl. Garanti bitene kadar istediğiniz herhangi bir zamanda garanti uzatmasında yıllık 2000 lira civarıydı sanırım, yapabildiğimizi söylediler bize. 100 kilometreye doğru lastik sesi duyulmaya başlıyor. Sizler de belki videoda anlayabiliyorsunuzdur. Ben Edition alacaktım. Edition'a göre kıyasen baktığımızda da 2022 Eylül sonu fiyatlarıyla Edition paket otomatik vites 674.000 lirayken Essential boş paketi 610.000 liraya veriyorlardı. Manuel vitesli bu aracın aynısıysa 530'a vardı bayide. Tabi bayinin aldığı stok tarihine göre fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Aradaki 64.000 lira fark için Edition'a değer mi kısmına gelelim şimdi. Ben Edition'ı gerçekten çok beğenmiştim. Ama bütçeyi de düşününce zaten birazcık böyle yukarılara oynayarak aldık açıkçası bunu. Öyle olunca da Edition'a yürümektense bunun donanımı da beni tatmin edecek diye düşündüm. Farklara gelecek olursak Edition'ın en çok beğendiğim yanı şoför koltuğunda AGR onaylı koltuk olmasıydı. İşte baldır desteği ve bel desteği elektronik olarak ayarlanabiliyor, bu vardı. Yarı deri döşemeli koltuklar var, bunda tamamen kumaş, bu güzel bir detay. Üstte siyah tavan ve tavan barları var, bu da güzeldi. Jantları alaşımdı, bunda kapak jant var. Her ne kadar alaşım gibi gözükse de bu detayı da vermiş olalım. Sonra arka koltuklarda, daha doğrusu bu koltukların, ön koltukların arka cepleri boş pakette yok. Dolusunda o da vardı. Tam emin değilim ama şurada sanki deri olabilir Edition'da. Bunda kumaş var yine. İlk olarak aklıma gelen farklar bunlar. Edition'da iç ambiyans da var diyordu kapıda. Onu görmedim açıkçası. Hani çalıştırıp bakma şansım olmamıştı. Ama varsa bu arada ne kadar Mokka'ya geçti ya. Ama varsa o da güzel. Yani temel olarak bu farklılıkları söyleyebilirim aslında sizlere. Boş paketi de gayet dolu açıkçası. Yani şu multimedyasından tutun, çift yönlü klimaya, işte otomatik kararan dikiz aynasına, direksiyon birebir aynı özellik olarak, hız sabitlemesi vesairesi. Bu tip detayları düşününce zaten aynı araçlar. Bu yüzden benim için Essential'da çok mantıklı oldu diyebilirim. Aracı alırken Opel Östek'ten aldık. Taşdelen civarında, Çekmeköy civarında. Cam film uygulaması yaptılar. Ön cam hariç hepsine uygulandı. Bunu bayiden çıkarırken yaptık. Paspas alamadım maalesef. Her ne kadar talep etsem de paspası alamadık. Canları sağ olsun, bir şey diyemiyorum. Olsaydı iyiydi ama ben böyle direkt kumaşıyla kullanmayı sevmiyorum kirlendiği için. Artık kendimiz alacağız. Sahler markası vardı, güzel. Havuz paspas satıyorlar. Bayideki fiyatı söyleyeyim. İç paspaslar 750, arkası 750, 1500 liraya kapanacaktı o konu. Ben kendim aldığımda da dışarıdan 750'ye tam set satılıyor gibi görüyorum. Bu da artık olması gereken bir şey. Kışın özellikle ya da ıslak havalarda bu paspaslara basmak olmayacaktır. Şöyle çok fazla devir yükseltmek istemiyorum ama bir hızlanmasını da göstereyim. Yani 65'e kadar vites 2'de gitti. Performanslı kullanayım deyince deviri kullanıyor araç, öyle söyleyelim. Manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Şanzımanı başta garipsedim ama işte nasıl diyeyim, bir saatte falan alışmış oldum kullanınca. Yerleşimi güzel, yani dümdüz ileri geri olmuyor. Ben biraz ona alışmışım. P'den R'ye geçmek için sağa geçiyorsunuz. Sonrası zaten aşağıya doğru çekince rahatlıkla gidebiliyor ama o ilk kısmı bir garipsiyordum ben başta. Şöyle hız limitini aktifleştirelim de 85'e geçmeyelim konuşmaya dalıp. Bu arada araç bayağı bir yüksek hissettiriyor. Gördüğünüz gibi farlar da gayet aktif. Gece özellikle çok güzel oluyor. Ne oldu yani Clio'cu? Şu an rodajda olmasam basıp rahatlıkla geçebilirim. Motorun böyle bir güzelliği var. Arkadaşı selektör yaktık diye gaza geldi. B-Crossover'lar arasında benim için mantıklı bir seçim oldu. Yani sürmediğim markalar var henüz. İşte Seat, Volkswagen, ne bileyim Skoda gibi. Bunları sürünce kıyası yapmak daha doğru geliyor ama sürdüklerimizin arasında zaten kanalda videoları var hep. Kıyasladığımda benim için mantıklı bir tercih oldu. Yani özellikle büyüklüğü hoşumuza gitti. Açıkçası 3 araç seçeneğim vardı. İşte Golf 8 manuel impression olarak boş pakette açıkçası. Honda Civic 1.6 atmosferik motor ama elegans paket oluyordu. İkinci el olarak sıfır ayarında bir şey alabiliyordum diyelim. Bir de bunun arasında kalmıştık. Tabii şimdi çocuk olacak falan derken de içi geniş, araç geniş, güzel, hoşumuza gitti. Clio'ya göre yükseklik farkını görüyorsunuz, B ve C sınıfına göre. Gayet de yüksek kalıyoruz. Bu yönden beni gerçekten mutlu etti. Özellikle ön göğsün genişliği çok güzel. Bu arada şerit ikaz bu şekilde. İkaz var ama müdahale yok direksiyona falan. Bunu da belirtmiş olayım. Orada bir karışıklık olabiliyor. Bazıları şerit takip var diyor. Öyle bir şey yok açıkçası boş paketinde ve Edition'da. Full pakette var mıydı emin değilim. Özelliklerine bir bakmak lazım. Yani genel olarak yüksek bir araç hissi güzel. Size BSU kullandığınızı hissettiriyor. Yani bu yönden de beni mutlu etti. Ayna otomatik kararın olması güzel. Ayna açıları da çok güzel. Bir yandan da ağ sütunu görüşe engel olmuyor. Özellikle şuradaki kelebek camın geniş olması gerçekten içeride rahat bir konforlu sürüş daha doğrusu elde etmemizi sağlıyor diyebilirim. Genel olarak aracımız bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra da bu aracımızla video paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz. Sizlerle iletişimde olmak güzel oluyor. O yüzden desteklerseniz çok sevinirim. Şöyle 120'ye doğru nasıl gidiyor onu da göstereyim. 120 ile giderken yol sesi alıyorum. Rüzgar sesi beklediğimden daha az geliyor. Ağ sütunlarından daha fazla ses bekliyordum. Biraz aynadan geliyor gibi gördüğüm kadarıyla. Evet, yol sesi birazcık geliyor. Motor sesi zaten hiç duymuyorsunuz. Şu an 123'te gidiyoruz. Hız sabitleme aktif. 2500 devirdeyiz. Uzun yollarda 6. viteste bu şekilde güzel bir yakıt değeri elde edeceğimizi de düşünüyorum. Şu an için işte bugünkü olduğu yerde klimalı beklemeyi falan da dahil edersek 7.2 litremiz var. Yani yakıt olarak da çok fazla üzeceğini düşünmüyorum. Fiyat ve performans olarak da bu motor gücüyle güzel bir kombinasyon yakalanmış gözüküyor. Özetle videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.